Günaydın, kolay gelsin. Günaydın. İyi misin? Hasta mısın? Ya dün temizlik yaparken ceyranda falan kaldım herhalde de böyle bütün kemiklerim ağrıyor. Dinlenseydin niye kalktın? Neyse, Hatice ablanın işi varmış, dışarı çıktılar. Bütün iş bana kaldı. Tamam, var ben hallederim, sen dinlen. Ay yok canım, olur mu öyle şey, ben hallederim. Olur mu öyle şey, hastasın. Yok yok, zaten Murat Bey de evde. Zeynep de seni görür falan, olmaz olmaz. Bırak hadi, ben hallederim, sen rahatça dinlen. Ay vallahi mi kız? Hadi dinlen. Ay sağ ol valla. Ay Murat Bey burada olmaz. Kolay gelsin. Günaydın. Günaydın. Ay bir şey mi istemiştiniz Murat Bey? Kahve yaptınız mı? Ay yaptım da koymamıştım. Hemen koyayım ben size. Tamam sen git dinlen, ben hallederim. Ne oldu? Mehtap rahatsızlanmış da ben de dinlensin diyordum. Dinlensin tabii. Hı. Sağ olun. Çok sağ olun. Ben ıhlamur kaynatır getiririm zaten. Ay yok, o kadar da değil ben. Ay sağ olun. Hemen koyuyorum. Bence bir pelerine ihtiyacım var. Pelerin mi? Bu kadar iyilik bir kostüm hak ediyor. Ay yok, ben rahat edemem pelerine falan. Ayağıma dolanır. Gene de bir düşün. Buyurun. Bu ne? İşte aç karnına içmeyin diye düşündüm ama. Bence gerçekten bir pelerin hak ediyorsun. Nasıl Zeynep görüntülü arıyor. Cevap vermemiz lazım. Şey, Zeynep görüntülü arıyor da. Yan yana cevap verelim istedim. Zeynep. Tamam. Tabii. Gel. Hazır mısın? Tamam mı? Kızım. Baba, siz neredesiniz? Bir gösterir misin orası neresi baba? Bak bakalım neresiymiş. İkiniz otelde mi kaldınız? Evet. Ama... Baba sizi göremeyince ağlayacaktım. Odanıza gittim, mutfağa baktım, çalışma odasına baktım, salona baktım. Sonra işte balkona baktım, her yere baktım. Ev bomboştu. Ah, aşk olsun ama. Keşke bana da haber verseydiniz. Biz gibi bir tanem. Haber veremedik. Ya, aniden oldu. Böyle işle ilgili otele gelmemiz gerekti. Sonra da bir sürü şey oldu. Eve gelince konuşuruz, olur mu? Tamam. Çabuk gelin. Sen hiç merak etme. En kısa sürede geleceğiz yanına. Değil mi tatlım? Evet. Baban doğru söylüyor Zeynep. Söz mü? Söz. Baba sözü. Ne zaman geleceksiniz peki? Zeynep'ciğim... Şimdi bizim burada işlerimiz var biraz. Birilerini bekliyoruz. Onları halleder halletmez geleceğiz. Sana bir şey söyleyeyim mi? Biliyor musun, gelince çok güzel şeyler yapacağız seninle. Anne kız günü yapacağız. Her şey çok güzel olacak. Tamam. Üzülme sen, tamam mı? Biz çok özledik seni. Evet bir tanem. Çok özledik. Ben onu bir şekilde gönlünü alırım. Sana kolay gelsin şimdi. Gece kötü bir rüya gördüm galiba. Rüya mı? Ya rüya değil de sanki böyle kabus gibiydi. Yok.
hatırlamıyorum. Emin misiniz? Zeynep'in tehlikede falan olduğunu mu gördün? Yani Zeynep gitme, bak ben buradayım gibi şeyler söylüyordun da. Yani ondan uzakta kaldım ya. Belki üzüldüğüm için öyledir. Bir de biliyor musun? Anneciğim dedin onu rüyanda. Özür dilerim. Umarım bu durum sizi rahatsız etmemiştir. Ben yani o kadar çok bağlandık ki Zeynep'le. Yani ondan olsa gerek. Yok, beni rahatsız etmedi. Aksine onu böyle sahiplenmen, böyle hissetmen hoşuma bile gidiyor. Yani bazen Zeynep uyuduğunda bile ondan ayrılmayı istemiyorum. Yani her an yanında olayım, böyle nefesini hissedeyim istiyorum. Yani bu çok garip biliyorum ama öyle. Ama bu gidişle ayrılmanız çok zor olacak gibi. Benim de tek endişem o. Biliyorum. Bu çok zor bir durum bizim için. Yani yine de Zeynep'in iyileşeceğini bilmek, ne bileyim, onun sağlıklı olduğunu görecek olmak, onun böyle koştuğunu, istediği oyunu oynadığını görmek bana iyi hissettirecek. O beni teselli eder. Neyse canım. Daha çok zaman var zaten. Şimdi bunları düşünüp üzülmeyelim.